İyi akşamlar İskele Sancağı, hoş geldiniz. Bu hafta Eskişehir'den İskele Sancağı yapıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı İskele Sancak'ta konuğumuz olacak. Hem kültür politikaları, hem turizm, hem de elbette 16 Nisan referandum süreci bugünkü İskele Sancağı'nın ana konu başlıkları olacak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Siz de Eskişehir'e hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu yayın yaptığımız yer enteresan bir yer. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi diye geçiyor, evet. Ama bir NASA üssü gibi, evet. Bir yer. Nedir buranın hikayesi, sizden dinleyelim. Efendim burası Eskişehir'de Türk Dünyası Bilim, Kültür Merkezi. Buranın kuruluşu 2013 yılında Eskişehir, biliyorsunuz, Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi yasayla. Ve bu vesileyle bir ajans kuruldu. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı. Bu ajans bir yıl süreyle vazife yapacaktı yasa gereği. Sonra başlanan işler, burası da dahil olmak üzere, bitmeyince 6 ay daha uzatıldı. Sonra da o da bitince bir vakıf kurduk. Türk Dünyası Vakfı ve yarım kalan bütün işlerimizi o vakıf üzerinden tamamlamaya gayret ettik. Burası da bu sayede tamamlanan bir bilim kültür merkezi. Burası Eskişehirli, sadece Eskişehirli değil tabii, bütün çevre iller ve bütün Türkiye'deki gençlerimize, çocuklarımıza Türk dünyasını, Türk dünyasının, Türk tarihini ve Türk bilim adamlarının, sanatçılarının yaptıkları katkıları anlatmak üzere tasarlanmış bir çok özgün bir mimarisi var. Mimarisi de özgün, muhtevası da özgün. Burasını Türk Dünyası Vakfı olarak tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi'ne devrettik. Şimdi burayı artık Anadolu Üniversitesi hem üniversitenin faaliyetleri için, değişik kültürel, bilimsel etkinlikleri için, hem de dediğim gibi üniversite dışı öğrencilerin de yararlanabilmesi için bir bilim ve kültür merkezi olarak kullanıyor burayı. Bu dışarıda bir minyatürk. Evet, bahçesinde var. De geniş bir es minyatürk dediğimiz Türk kültür havzasındaki belli başlı anıtsal yapıların minyatürlerinin, minyatür yapılarının bulunduğu bir parkımız var. Es minyatürk, orada da gençler, çocuklar, öğrenciler, Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistler burayı geziyorlar. Burası da açık. Burayı da geziyorlar. Burada değişik ünitelerimiz var. Çok güzel bir kütüphanemiz var. Bilim tarihiyle ilgili, sanat tarihiyle ilgili çok güzel bir kütüphanemiz var. Bir matematik müzesi, yeni üniversitenin katkısıyla hazırladığımız bir matematik müzesi odası var. Onun dışında müzik, Türk müzik tarihinin enstrümanlarının da tanıtıldığı, seslerinin de dinlenebildiği bir bölümümüz var. Çok bir de dediğim gibi amfiteyatrımız var. Burası başta üniversite olmak üzere Eskişehir'in bütün kültürel etkinlikleri için çok güzel bir mekan oldu. Evet, çok güzel olmuş gerçekten. Evet. Eskişehir'e hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Eskişehir'de nasıl referandum havası var mı? Bütün Türkiye gibi Eskişehir'de de canlı bir atmosfer var. Eskişehir genellikle daha sakin yaşar bu seçim dönemlerini, kampanyalarını. Ama 16 Nisan'a canlı bir şekilde hazırlanıldığını, tabii ben kendi açımızdan, özellikle AK Parti olarak faaliyetlerimiz açısından baktığımda güzel bir atmosfer var. Peki. Şimdi referandumla ilgili elbette sorularımız olacak ama biraz bakanlığımızın uhdesindeki konulara girelim. Turizm ve kültür konuları. Turizmde çok kötü bir yıl oldu 2016. Evet. 8 milyar dolar kaybı oldu Türkiye'nin. Yani büyüme rakamı %1 düştü turizmdeki kayıplar nedeniyle. Şimdi nasıl? 2017 nasıl başladı? İyi gidiyor mu? Ciddi problemler hala var mı? Evet. Şimdi dediğiniz gibi 2016 gerçekten turizm bakımından bir darboğazdan geçtik. Bunun muhtelif sebepleri var. Belli başlı bir iki sebebi sayabilirim. Bir tanesi Rusya ile yaşadığımız uçak krizi. Evet. Ve o kriz sebebiyle biliyorsunuz bir anda Rusya'dan gelişler bıçak gibi kesildi. Antalya, özellikle Rusların çok rağbet ettikleri bir turizm destinasyonu ve sadece
turizm işletmeleri açısından değil. Turizm çünkü çok farklı sektörleri de besleyen, birlikte yürüyen bir süreç. Dolayısıyla Antalya'dan yaş sebze meyve ihracı da dahil olmak üzere Rusya ile yaşadığımız kriz doğrusu 2016'da ciddi etkileri oldu, olumsuz etkileri oldu. Fakat gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek Sayın Putin'in bu konudaki siyasi iradelerinin neticesi olarak Rusya ile ilişkilerimiz toparlandı ve bunun sonuçlarını da özellikle turizm alanında hemen görmeye başladık. Dolayısıyla 2016'da Rusya ile yaşadığımız turizmdeki sıkıntılar inşallah 2017'de ve sonrasında 2018'de aşılacak gibi görünüyor. Nereden çıkartıyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Rakamlar da onu gösteriyor. Şimdi rezervasyon. Rezervasyonlar aynı şekilde. Bakın 2014'te 4,5 milyon, 2015'te 3,5 milyon. Rakamları biraz yuvarlayarak söylüyorum. 4 milyon 600 bin, 3 milyon 550 bin gibi gelişler varken Rusya'dan 2016'da birden 800 bine düştü. 800 bin küsüre düştü. Ama şimdi 2017 başından itibaren bir toparlanma görüyoruz. Mesela Ocak ayı rakamlarıyla baktığımızda 2015 Ocağında Rusya'dan gelişler 51 bin. Sadece Ocak ayı rakamını söylüyorum 2015'te. 2016'da 21 bine düşmüş. Düştü 2016'da. Yani yarıdan fazlasını kaybetmiş olduk. Ocak ayı için söylüyorum. Ama 2017 Ocağında 40 bine çıktık. Yani geçen sene Ocak 21 bin, bu yıl Ocak 40 bin. Tabii esas yaz ayları. Tabii asıl yaz ayları. Bu yaz ayları için de iyi bir işaret. Zaten rezervasyonlardan da onu görebiliyoruz. Rusya pazarında ciddi bir toparlanma diğer var. Bölgeler, Avrupa. Zaten son Moskova'ya Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptığımız seyahatte de biliyorsunuz biz Rusya ile Rusya Kültür Bakanı ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Kültürel ve turizm kültür ve turizm alanlarında işbirliği anlaşmasını imzaladık. Ve 2019'u da Rusya Türkiye ortak kültür ve turizm yılı ilan ettik. Bu ilanın yapıldığı basın toplantısında Sayın Putin ile Sayın Cumhurbaşkanımızın ortak basın toplantısında Sayın Putin de çok net mesajlar verdi. Kendisinin de bu makama gelmeden önce Antalya'da birkaç defa tatil yaptığını falan söyledi orada. Bu tabii Rus turistleri için önemli bir mesaj. Bunun olumlu tavsiye gibi oluyor. Tabii tavsiye tarafı, gibi evet. Bir öneri gibi oluyor. Bunun olumlu sonuçlarını da alacağımızın işaretlerini görüyoruz. Avrupa pazarında da 2016'da ciddi bir darboğazdan geçtik. Bunda da büyük ölçüde Türkiye'de zaman zaman yaşadığımız terör olaylarının özellikle Avrupa medyasında Türk turizmini sıkıntıya sokacak bir üslupla köpürtüldüğünü gördük. Yani sanki Türkiye baştan başa ciddi bir terör tehdidi altındaymış gibi. Bir kampanyaya dönüştü. Bir kampanyaya adeta dönüştürüldü. Oysa benim muhtelif vesilelerle Avrupalılara da Avrupa'da da yaptığımız basın toplantılarında da söylediğim sadece benim de değil. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai'nin de birkaç defa dünya medyasına verdiği mesajlarda da söylediği gibi terör sadece Türkiye'ye yönelik bir tehdit değil. Küresel bir tehdit. İşte Londra'yı vurdu. Pek çok yerinde işte en son dediğiniz gibi Londra'da benzer bir şey oldu. Daha önce Almanya'da işte Noel pazarına saldırı gibi, Fransa'da, Nice'de, Paris'te, efendim Brüksel'de havaalanında, dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde benzer terör saldırıları oluyor, olabiliyor. Yani sanki sadece Türkiye'de oluyormuş gibi bir algı uyandırılmaya çalışılıyor Avrupa medyasında ama onlar mesela kendilerinde olan, Fransa'da olan, Almanya'da olan, efendim Brüksel'de olan, İngiltere'de olan terör olaylarını Türkiye'de olan terör olayları kadar köpürtmüyorlar. Olabildiğince yumuşak geçmeye çalışıyorlar. Buna mukabil Türkiye'de en küçük bir olumsuz haber olduğunda bu çok sık döndürülerek tabii bunlar bizim turizmimize de olumsuz etkiledi 2016'da. Fakat orada da ciddi toparlanma emareleri var. Mesela Mart başında
8 Mart'ta biz Berlin'deydik. Hı hı. Berlin'de dünyanın en büyük turizm fuarı 50 senedir düzenleniyor. Bu sene 51.si düzenlendi. Oradaki basın toplantısında da ben söyledim. Şimdi bu fuarın bir geleneği var. Her sene bir ülke konuk ve onur ülkesi gibi, onur misafiri gibi takdim ediliyor. Türkiye'de 2010 yılında Berlin fuarının onur konuğuydu. Bu yıl bir Afrika ülkesi, Botswana onur konuğuydu. Fakat ben orada basın toplantısında dedim ki, yani Botswanalı dostlarımız kusura bakmasınlar. Onların standlarına, reyonlarına da ilgi var. Ama hiçbir şeyden haberi olmayan birisi gelip şöyle fuarı dolaştığı zaman, baktığı zaman der ki, ha bu sene demek ki Berlin fuarının onur konuğu Türkiye. Çünkü öyle bir izleyici rağbeti vardı ki hakikaten bir İspanya, bunu... Yunanistan öncelikli tercih falan diye duyduk o Berlin fuarı ile ilgili ama yok. Şimdi İspanya, Yunanistan meselesinde sadece şu kadarını söyleyeyim. Bakın 2016'da Türkiye'de bir düşüş oldu. Buna mukabil İspanya ve Yunanistan'da artıya geçtiler. Çünkü Türkiye'ye gelmeyen, 2016'da oraya Türkiye'ye gelmeyen pek çok turist ya İspanya'ya ya Yunanistan'a gitti. Fakat Avrupa'daki Avrupa'nın en büyük tur operatörlerinden birinin yaptığı bir araştırma var. Bana Berlin'de de bunu tekrar hatırlattı o turizm operatörünün firmasının başkanı. Dedi ki biz 2014-2015 daha önce Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'yi bilen ama 2016'da Türkiye'ye değil de başka yerlere giden turistler arasında bir araştırma yaptık. Çok kapsamlı bir araştırma yaptık. Hem niye orayı tercih ettiniz, hem önümüzdeki yıllarda nereyi düşünüyorsunuz araştırması yaptık. Ve bize söylenen, çok yüksek ölçekte söylenen şu, bu turistler tarafından. Evet, biz Türkiye'yi biliyoruz. Bu yıl Yunanistan'a giderek, İspanya'ya giderek mukayese imkanına kavuştuk. Türkiye'yi gittiğimiz ülkelerle mukayese ettik. Hem beşeri altyapısı bakımından, hizmet kalitesi bakımından, hem fiziki altyapı bakımından, yani otellerimizin, hem de fiyat bakımından. Hem de fiyat bakımından. Ve gördük ki gerçekten Türkiye bu alanda rakipsiz. Onun için önümüzdeki yıllardaki tercihlerimiz kesin Türkiye. O zaman burada da, yani Berlin fuarında da rağbet Türkiye'ydi. Bunu Türkiye'ye miydi? Özel, evet. Onun için zaten onur konuğu Türkiye zannedilebilir. Dediniz. Değişimin sebebi de oydu. bu fuarın bir güzel bir geleneği var. İlk 3 gün sadece profesyoneller, turizm profesyonelleri, tur operatörleri ve diğer firmalar, firma temsilcileri fuara iştirak ediyorlar ve onlar iş görüşmeleri, gerekli bağlantı görüşmelerini yapıyorlar. 3. günden sonra diğer vatandaşlara da, normal profesyoneller olmayanlara da açılıyor. Gerek profesyonellerin rağbeti, gerek diğerlerinin rağbeti Türkiye'nin gerçekten gerçekten bunu da, yani sadece bir söylesek hani belki tabii Türkler böyle diyecek denir ama bunu yabancılar da söylüyor. Özellikle büyük tur operatörleri de söylüyor. Türkiye her şeye rağmen, 2016'daki Darboğaz'a rağmen dünyada 6. büyük destinasyon. Avrupa'da da 4. büyük destinasyon. 2016'da da böyle oldu diyorsunuz. 2016'da da böyle. Ha, üstelik Türkiye geçmişte çok yakın zamana kadar daha çok deniz, kum, güneş üzerinden tanıtılan bir ülke. Biz de öyle yapmışız. Yani ülkemizi tanıtırken Türkiye'nin ne kadar güzel denizi, kumu, güneşi olduğunu tanıtmışız. Sadece bu ürünümüzle bile biz dünyanın 6. büyük destinasyonuyuz. Oysa Türkiye'nin deniz, kum, güneş kadar tarih. Onlar tamam. Evet, orada gerçekten iyi durumdayız. İşte mesela plajlara konulan mavi bayrak uygulaması, yani denizin temizliğini gösteren mavi bayrak uygulamasında 444 bayrakla Avrupa'nın en önünde koşan bir ülkeyiz. Ama Türkiye bundan ibaret değil. Türkiye'nin turizm potansiyeli, bakın, dini miras alanlarında Efes'iyle, Kapadokya'sıyla, Anis'iyle, yani pek çok kültürün buluştuğu, farklı medeniyetlerin ve farklı inanışların eserlerinin bulunduğu bir açık hava müzesi Türkiye. Baştan başa bir açık hava müzesi.
dini miras alanları açısından öyle, arkeolojik zenginliklerimiz bakımından öyle, sağlık turizmi bakımından özellikle çok iyi durumdayız. Hem tesisler bakımından hem hizmet kalitesi bakımından çok iyi durumdayız. Kongre turizmi bakımından tesislerimiz, yani Eskişehir'de dahil Antalya, İstanbul, kongre turizmi bakımından çok avantajlı bir ülkeyiz. Gastronomi, yeme içme kültürü bakımından çok ciddi bir potansiyelimiz var. Çünkü Türk mutfağı gerçekten dünyanın en seçkin mutfaklarından biri. Çünkü çok farklı kültürlerin bir sentezi Türk mutfağı. Yani burada Balkan mutfağının da, Kafkas mutfağının da, Arap mutfağının da, bizim kendi getirdiğimiz Türkmen mutfağının da sentezlendiği bir mutfağımız var. Bunları anlattınız. Kış turizmi, mesela şimdi kayak federasyonuyla yaptığımız bir çalışma, Türkiye'nin dağlarındaki pist potansiyelini, kayak pisti potansiyeli olağanüstü sonuçlar veriyor. Termal turizm, kaplıca turizm aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye spor turizminde vesaire aklınıza gelebilecek bütün turizm türlerinde hizmet sunabilecek, çok nitelikli ürün sunabilecek bir ülke. Peki. Biz bunları devreye aldığımız zaman 6. değil ilk 3'e girmemiz işten bile değil. Ha, bunları devreye almak ne demek? Şimdi deniz, kum, güneş bizim geleneksel pazarlarımız için cazip. Yani Ruslar, Almanlar, İngilizler deniz, kum, güneşimizi biliyorlar. Ama mesela Japonlar daha çok arkeolojik turizmine meraklı. Çinliler gastronomiye meraklı. Araplar gastronomi ve kış turizmine meraklı. Termal turizme, kaplıca turizmine meraklı. Dolayısıyla biz bunları iyi tanıttığımız zaman bunun sonuçlarını da görüyoruz. Farklı pazarlara şimdiye kadar devreye almadığımız farklı pazarlardan da ciddi bir rağbet görüyoruz. Mesela hiç aklımıza gelmeyen, daha önce bir turizm türü olabileceğini düşünmediğimiz düğün turizmi diye bir şey var. Yani Hindistan'da özellikle üst gelir grupları arasında Antalya'da düğün yapmak bir prestij meselesi. Allah Allah. Evet. O yüzden zaten Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz bir ay önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde turizm sektörünün temsilcileriyle bir toplantı yaptı ve orada bir kampanya başlattı. Öncelikle Avrupa'da yaşayan 6 milyon Türk'e yönelik bir kampanya. Komşunu da al gel kampanyası. Yani gelin tatilinizi baba ocağında geçirin. Evet. 2017'de, 2018'de sadece kendiniz gelmekle kalmayın. Mümkünse iş arkadaşlarınızı, komşularınızı da davet edin. Mesela Türkler Avrupa'da yılda çok da büyük masraflar yaparak 50 binin üzerinde düğün yapıyorlar. Çok büyük masraflarla. 50 binin üzerinde düğün. Şimdi bunlara Cumhurbaşkanımız dedi ki o külliyede, gelin düğününüzü, derneğinizi, nişanınızı, cemiyetlerinizi baba ocağında yapın. Ya, geliyorlar mı peki? Geliyorlar. Şimdi hem otel işletmelerimiz hem diğer tesis, restoranlar, turizm operatörleri, tur operatörleri şimdi Avrupalı Türkler arasında bunun kampanyasını yapmaya başladılar. Promosyonlar ilan edilmeye başlandı. İnşallah önümüzdeki bu yıl ve önümüzdeki yıllarda bu alanda da ciddi bir mesafe alacağımız görülüyor. Evet. Şimdi bu turizm bağlamında son bir soru soracağım. Avrupa ile Hollanda ile Almanya ile Avusturya ile yaşanan bu krizler etkilemiyor mu? Yani oradaki insanlar Türkiye benim ülkemle kavga ediyor, ben bu sene gitmeyeyim gibi bir düşünceye kapılmıyorlar mı? Şimdi bu iyi anlatılırsa o bakımdan da Avrupa'da yaşayan Türklere bir görev düşüyor. Yani mesela Berlin fuarında Alman ve İngiliz turizm operatörlerinin bana söyledikleri şu. Onlar diyorlar ki biz kendi siyasetçilerimize diyoruz ki bizi karıştırmayın kardeşim. Biz Türkiye iyi bir pazar. Bizim için Türkiye çok cazip bir ülke turizm bakımından. Çünkü netice itibariyle onlar da oradan ne kadar turist getirirlerse o kadar kazanıyorlar. Evet. Dolayısıyla karşılıklı bir kazan. Bize bu işi karıştırmayın konusu diyorlar. Bizi zora sokmayın diyorlar kendi siyasetçileri. Tabii Avrupa'da işte Hollanda'da seçimler vesaire, orada yükselen ırkçı söylemler, yabancı düşmanlığı şüphesiz olumsuz etkiliyor. Ama özellikle Türkiye'ye yönelik bir olumsuz kampanya, sistematik bir kampanyanın yürüdüğü de açık. Bunun olumsuz etkileri olmuyor mu? Oluyor. Şüphesiz oluyor. Bizim o zaman yapmamız gereken Türkiye'nin gerçeklerini, Türkiye'deki gerçeği, çünkü onlar öyle yayınlar yapıyorlar ki sanki Türkiye baştan başa terör tehdidi altında, Suriye'de bir patlama oluyor veya Irak'ta bir hadise oluyor.
Türkiye'nin her yerinde benzer şeyler oluyormuş algısı uyandırılacak şekilde yayınlar yapılıyor. Onun için biz şimdi suhuletle, sakinle, şeyimizi bozmadan Türkiye'nin imkanlarını, Türkiye'nin nasıl büyük bir ülke olduğunu, nasıl farklı turizm türlerinde ne tür imkanlar sunduğunu döne döne tekrar tekrar anlatıyoruz. Peki. Bu sene bunun için 112 fuara katılıyoruz dünyada. Hmm. Ve fuarlarımızda da artık sadece deniz, kum, güneş değil katıldığımız fuarlarda Türkiye'nin bütün diğer zenginliklerini de tanıtıyoruz. Şimdi kültür politikalar meselesinde biraz konuşalım istiyorum. 28 yıl aradan sonra bir kültür şurası yaptınız. Evet. Burada Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir konuşma vardı. İz bırakan, ses getiren bir konuşmaydı. Oradan bir paragraf okumak istiyorum müsaade ederseniz. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı, kültür sanatta sadece kopya çektik. Evet. Taklit ettik. Üstelik onu da kötü bir şekilde yaptık. Kendimize ait olanları geliştirmek şöyle dursun, mevcuda dahi sahip çıkamadık. Evet. Dedi. Bu aslında özlü bir öz eleştiri. Evet. Aynı zamanda bir de zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, yani eğitimde ve kültürde başarısız olduk diyor. Evet. Şimdi siz kültür bakanısınız. Başarısız olduk demiyor da şunu söylüyor. Aslında Cumhurbaşkanımızın söylediği, diğer alanlarda AK Parti döneminde, diğer alanlarda, sağlıkta, ulaşımda, ekonomide, çok farklı alanlarda çok büyük başarıları yakaladık. Niye aynı oranda kültürde, eğitimde aynı seviyeye, aynı başarıyı yakalamış olmayalım? Sorduğu soru veya öz eleştiri bu. Evet. Yani diğer alanlardaki işte herkes ulaşımdakini görüyor. Sağlıktakini görüyor. Ama şu tarafı da var işin. Tabii eğitimde ve kültürde yapılan reformların, düzenlemelerin sonuçları hemen görülmez. Hemen, yani eğitimde bir düzenleme yaparsınız. Diyelim müfredatı değiştirirsiniz. Müfredatı kendi milli çıkarlarımız, milli hassasiyetlerimiz doğrultusunda yeniden düzenlersiniz. Ama bunun sonuçlarını 5 sene sonra alırsınız, 10 sene sonra alırsınız, 15 sene sonra alırsınız. Yani buralardaki sonuçlar biraz daha uzun vadeli sonuçlardır. Şimdi bu dikkat çekti. Az önce okuduğum paragrafta siz Kültür Bakanı olarak ne çıkardınız buradan? Tabii hangi Cumhurbaşkanımızın çıkardınız? Bu söylediği, yani Tanzimat'tan bu yana, evet, çok kısa vadeli bir değerlendirme, yani bu öz eleştirinin sadece diyelim son 10 senenin, 20 senenin, hatta son 50 senenin değil, 200 senelik bir hikayenin özetidir aslında. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu çizdiği tablo doğru ve Türkiye bunun farkına vardığı için zaten 15 senedir AK Parti her alanda milli hassasiyetler, milli çıkarlar derken aynı zamanda işte eğitimde de, kültürde de milli önceliklerimizi gündeme getirmeye çalışıyoruz. Zaten düzenlediğimiz Kültür Şurası da adı üzerinde 3. Milli Kültür Şurası. Ve dediğiniz gibi ilk Milli Kültür Şurası 1982'de toplanmış. İkincisi 89'da toplanmış. Aradan 28 sene geçmiş. Şimdi yenisini topladık. Ve çok güzel bir şura oldu. 17 komisyon kurduk. 17 komisyonda kültürün bütün alanları, bütün şubeleri, yani medya ve kültür, yani sizi daha çok ilgilendirdiği için oradan başlayayım. Çocuk ve kültür, gençlik ve kültür, aile ve kültür, sinema, müzik, edebiyat, bütün alanlarda, kültürün bütün alanlarında bir defa önce bu kurduğumuz 17 komisyonda, ki her komisyonda 10 kültür insanı ciddi manada emek harcayarak görev yaptı. Buradan hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten çok yoruldular ama çok güzel bir iş çıkardılar. Ve kültürümüzün bütün bu alanlarda bir adeta röntgenini çektiler. Ne durumdayız? Artılarımız ne? Eksilerimiz ne? Potansiyelimiz ne? Neleri yapabiliriz? Neleri yapmıyoruz? Neden yapmıyoruz? Bütün bunlar enine boyuna tartışıldı. Cumhurbaşkanımızın o konuşmada bize verdiği bir ayrı görev de var. Dedi ki ben de zaten bütün bu sonuçları birebir takipçisi olacağım. Dolayısıyla biz şimdi bütün bu komisyonlardan gelen raporları zaten yayınladık, onları internet üzerinden. Size de gelmiş olması lazım. Daha sonra kamuoyundan da gelen eleştiriler, öneriler, değerlendirmeler doğrultusunda bu şura sonuçlarını bir eylem planına
dönüştürüyoruz. Ne yapılabileceğini daha net görüyorsunuz. Tabii. Zaten. Yani mevzuatta ne tür düzenlemeler yapmamız gerekiyor, pratikte ne tür düzenlemeler, kurumsal olarak neler yapmamız gerekiyor. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi yapısı olmak üzere değişik, çünkü bu şura farklı farklı kamu kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, ilgili derneklere, medya kuruluşlarına sorumluluklar yüklüyor. Yani hep bütün bunların hepsini Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapması zaten beklenmez. Ama Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda bütün bu paydaşlar bir araya geldikleri zaman neler yapmaları gerekir? Biz bunları bir eylem programına dönüştürerek bütün... Ne yapacaksınız mesela somut olarak? Şimdi her biriyle ilgili kültür, mesela kültür diplomasisi komisyonu var, kültür politikaları, kültür ekonomisi, yani kültür varlıkları, müzeler ve arkeoloji komisyonu, sahne sanatları komisyonu, sinema, radyo, televizyon komisyonu, müzik komisyonu, görsel sanatlar komisyonu, dil ve edebiyat komisyonu, yayıncılık ve kütüphanecilik komisyonu, medya ve kültür komisyonu, çocuk ve kültür, mimari ve buradaki kültür. Yaklaşımınız, bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın okuduğum bu açıklaması doğrultusunda kopya çekmeyen, taklit tabii etmeyen işte, yeni bir bütün kültür. Bu alanlarda Türkiye'de milli kültür adına biz neler yapıyoruz, neler yapmamız gerekir, onları yapmak için ne tür mevzuata ihtiyacımız var, ne tür kurumsallaşmalara ihtiyacımız var, devlet olarak biz ne yapabiliriz, özel sektör olarak özel sektör ne yapabilir, vakıflar, üniversiteler, eğitim kurumları. Bakın bizim Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yakın zamanda hem Milli Eğitim Bakanlığı'yla hem Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla imzaladığımız protokoller var. İşte bütün bu eylem planları birlikte yapabileceğimiz işleri içerecek. Evet. Yakında TRT ile de benzer bir protokol imzalayacağız. İnşallah TRT ile birlikte bir kültür kanalı açılacak. Oralarda özellikle milli kültür ürünlerimiz, bütün bu saydığımız alanlarla ilgili kültürel verimler geniş bir kamuoyu ile paylaşılma imkanını bulacak. Bunun için tabii gençlerimize yönelik çalışmalarımız var. Mesela Genç Des diye bir projemiz var. Geçen yıl başlattığımız, bu yılda devam ettirdiğimiz. Burada özellikle gençlerimizi bütün alanlarda, çizgi film yapmak isteyen gençler için, tiyatro yapmak isteyen gençler için, folklor araştırmaları yapmak isteyen gençler için, herhangi bir dergi, kitap çalışması yapmak isteyen, müzik çalışması yapmak isteyen, görsel sanatlarla ilgili destek vereceksiniz. Onlara en azından can suyu niteliğinde onları özendirecek, yani en azından işe koyulmalarını sağlayacak, bazen bütçelerinin tamamını karşılayacak nitelikte destekler veriyoruz. Türk sinemasına benzer şekilde, nitekim işte Sinema Radyo Televizyon Komisyonu'nda da dile getirilen öneriler doğrultusunda telif hakları ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Mesela bu çok önemli bir husus. Çünkü bir ülkede bilim, sanat eserlerinin veya çalışmalarının gerçekten ivme kazanması için telif haklarının garanti altına alınması, yani bunun hukukunun sağlam kurulmuş olması lazım. Korsan yayıncılık vesaire. Efendim niye bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanında en çok Amerika'da gelişiyor? Çünkü Avrupa ile kıyaslandığı zaman bile görüyoruz ki Amerika'da en küçük bir fikir bile hemen telif hakları doğrultusunda garanti altına alınıyor. Yani sizin bir buluşunuz varsa, bir yeniliğiniz varsa bu öyle bir koruma altına alınıyor ki gençler bir şey yaparlarsa bunun maddi karşılığını da göreceklerini biliyorlar. Bunun güvencesi içerisinde çalışıyorlar. Yoksa dünyanın her yerinde gençlerde bu potansiyel var. Ama Amerika gençlerine veya inovasyona yönelik çalışmalara bu imkanı hukuken de, bunun hukuki altyapısını da çok sağlam kurduğu için bu kadar çok özendirici oluyor en azından. Buna dönük olarak da tabii yeni telif kanununu hazırlıyoruz. İnşallah onu yakında ilan edeceğiz. Yıllardan beri konuşulur ama bir türlü sonuçlanamamış bir telif kanunu çalışmamız var. Yani her alanda, müzikte, görsel sanatlarda, edebiyatta, sinema, televizyonda üreticilerin haklarını koruma altına alacak bir telif kanununu hazırladık. Yakında onu, çok yakında inşallah kamuoyunun şeyleri de açacağız. Peki, bir yarım saat kültür ve turizmi konuştuk. Referanduma geçelim. O kadar geçti mi? Evet, geçti. Bu ama iyi bir şey yani. Evet. Siz de iletişimcisiniz. Vaktin hızlı geçmesi, evet, dikkatlerin toplandığı anlamına geliyor. İnşallah artık öyledir. Evet, teşekkür ederim. Şimdi referandum konusunda yine bir iletişimci olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Yani ne gözlemliyorsunuz? Şöyle bir şey var.
hani bazen bu yerel seçimlerde ya da referandumlarda seçmende şöyle bir refleks gelişebiliyor. Ben uyarımı burada yapayım. Hani yine yönetmeye devam etsinler ama bir uyarı yapayım. Bir böyle kendilerine çeki düzen versinler gibi bir refleks gelişebiliyor. Bunu yerel seçimlerde falan çok gördük. Burada da şimdi hani Kılıçdaroğlu da biraz buraya oynuyor. İşte hayır çıkarsa Cumhurbaşkanı yerinde duracak, Başbakan yerinde duracak falan. Burada da böyle bir eğilim görüyor musunuz? Böyle bir eğilim var mı toplumda ya da bir kısmında toplumun? Yani olabilir. Bu medyada da gündeme geldiğine göre ve Kılıçdaroğlu da bunun üzerinden bir şey yapacağını düşündüğüne göre böyle bir ihtimal olabilir tabii, vardır. Ama bizim bir de yaşadığımız bir 7 Haziran tecrübesi var. Yani uyarı yapayım derken Türkiye'nin dengelerinin ne hale geldiğini 8 Haziran sabahı hep beraber gördük ve işte o zaman ya nasıl olsa AK Parti zaten kazanır. Ben hiç olmazsa şuradan şöyle bir uyarı yapayım da filan diyen seçmenin 8 Haziran sabahı ortaya çıkan manzara karşısında nasıl pişmanlık duyduğunu. Bugün bir anket yapılmıştı. Yani evet. 8 Haziran'da bugün eğer yapılsaydı kime verirdiniz ya, diye 45'e çıkmıştı. Ya evet. AK Parti'nin evet, oyu evet. O zaman. Evet. Onun için öyle uyarılarla filan bu işin alakası yok. Yani vatandaşın bu tür fantazilere de Türkiye'nin tahammülü yok. Bu referandum aynı zamanda istikrarın da garantisi olacak bir düzenlemeye geçmek için yapılıyor. Yani biz istikrar ararken, Türkiye'ye istikrar gelsin diye böyle bir düzenleme yaparken niye böyle bir uyarıyla filan fantazilerle uğraşsın millet? Milletin ben bunlara pek fazla prim vereceğini zannetmiyorum. Bakın ben evvelki gün ve dün Sayın Başbakan'la birlikte farklı vilayetlerde işte Elazığ, biz de katıldık, Tunceli, Iğdır'a gittik. Siz de vardınız, Iğdır. Efendim gördünüz orada Batman. Yani buralar geçmişte mesela özellikle büyük meydan mitinglerinde vatandaş biraz böyle çekimser durabilirdi. Hani daha çok terör korkusuyla falan şeyleri vardı. Ama şimdi vatandaşın bu korkuyu üzerinden attığını ve hatta size de muhtemelen ulaşmıştır bu tür talepler. Medyayı görünce çünkü onlar da bu taleplerini dillendiriyorlar. Bize de çok geliyor. Aman bu terörle mücadeleyi sakın aksatmayın. Biz ilk defa devletin bu kadar arkamızda olduğunu, yanımızda olduğunu, bize sahip çıktığını görüyoruz. Bizi terör örgütünün rehinesi olmaktan kurtardınız. Aman bunu devam ettirin. Ve bunu da sadece böyle sözle değil, işte meydanlardaki coşkularıyla da insanlar dile getiriyorlar. O bakımdan 16 Nisan referandumu Türkiye'nin inşallah daha istikrarlı, daha etkili bir yönetim biçimine geçtiği, sistemini istikrar ve etkinlik üzerine kurduğu bir dönüm noktası olacak. O zaman olacak. Bir 7 Haziran benzetmesi yaptınız. Eğer hani 17 Nisan sabahına da uyanacak bu ülke. Evet. Kıyamet kopmazsa. Hayır çıkarsa 8 Haziran'a mı benzer 17 Nisan? Şimdi hayır çıkarsayı ben zaten çok fazla bir şey almıyorum ama hani madem faraziye üzerinden konuşuyorsak, hani farz-ı muhal üzerinden konuşuyorsak şimdi Kılıçdaroğlu işte her şey eskisi gibi devam edecek falan. Bir defa bu söylemin kendisinde de bir şey var. Kılıçdaroğlu açısından bir itiraf var. Yani merak etmeyin AK Parti yine memleketi gül gibi yönetmeye devam edecek demiş oluyor bunu söylerken. Değil mi? Onu ifade etmeye çalışıyorum. Ama ben öyle bir tabloda bu dediğini arkasına duracağını da çok sanmıyorum. Ha, yani şimdi ben de oraya gelecektim. Evet. Hem bunu söylüyor ama Allah muhafaza öyle bir durumda söylemlerin nasıl değişeceğini işte yine 8 Haziran örneğinde gördük. Bakın 8 Haziran'dan sonraki konuşmaları işte o hükümet arayışları sırasındaki kaprisler vesaire bütün bunları ve söylemlerdeki köşelenmeleri o köşeli sert söylemleri falan hatırlarsanız bu tür güvencelerle millet iş görmez. Ben 16 Nisan referandumunda milletin öyle uyarı falan işine değil doğrudan doğruya Türkiye istikrarlı etkili bir yönetim dönemine geçsin mi geçmesin mi bunu oylayacak.
bunu oylayacak. Onun için oyunu da bu bilinçle kullanacağının işaretlerini de açıkçası sahadan görüyoruz, sahadan alıyoruz. Bir şeyi, kampanyayı nasıl görüyorsunuz? Yani bir gerilim kampanyası mı yürütüyor AK Parti? Biraz mesela bu Avrupa'yla kavga meselesine de işte oyları, evet oylarını artırmak için bilerek çıkarıldı bu kriz falan diyenler de var. Yani şu görüş çatışıyor. O yüzden siz iletişimci olduğunuz için yine sorayım. Yani bir gerilime oynayarak oyları artırmak mı? Pozitif siyasetle. Gerilim dediğimiz şey nereden çıkıyor? Yani bir gerilim derken neyi kastediyoruz? Diyelim Avrupa'daki siyasetçilerle giriştiğimiz bazı söz düelloları diyelim, evet, veya polemikler. Bunu başlatan biz değiliz ki. Yani Hollanda'daki ırkçıya sen çık şöyle bir şey söyle de biz de sana cevap verelim de bir gerilim olsun da biz de Türkiye'de bundan yarar. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bakın, Hollanda örneği üzerinden konuşalım. Rotterdam'da olan olaylar üzerinden konuşalım. Yapılan nedir? Bir ülkenin Dışişleri Bakanı bir başka ülkeyi ziyaret etmek istediği zaman haber bile vermek zorunda değildir. Yani nezaketen karşılama için falan konuşulur ama böyle izin almak falan söz konusu bile olmaz. Ne oldu? İzin vermediler. Biz senin uçağının vizesini, buraya inmesine izin vermiyoruz. Evet. Şimdi bu bütün uluslararası teamüllere, diplomatik nezakete, her şeye aykırı olmayacak bir şey. Aynı şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımıza yapılanlar. Yani bu dünya diplomasi tarihinde bir kara lekedir. Şimdi bunu başlatan Türkiye değil ki. Bakın ben 6 Ekim 2016'da yani Rotterdam'daki bu olaylardan tam 6 ay önce Hollanda'nın Utrecht şehrinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen bir konferansa katıldım. Konferansın konusu dini miras alanları ve turizme etkileri. Utrecht'te bir katedralde bu konferans düzenlendi. Hollandalı ilgili bakanla yan yana oturuyoruz. Konuşmaya benden önce Utrecht Belediye Başkanı çıktı. O konuşmasını yaptı. Sonra Hollandalı bakan çıktı. Sonra ben konuşacağım. Fakat Hollandalı bakan konuşmasını yaptı. Geldi. Oturmadan yanıma gayet laubali bir şekilde kusura bakmayın ben gitmek zorundayım dedi ve ayrıldı gitti. Şimdi bu her türlü nezaket kurallarına aykırı, sen orada ev sahibisin. Bir misafir bakan gelmiş, tamam konferansın ev sahibi Birleşmiş Milletler ama sen de o ülkenin bakanısın. Yani Türkiye'de böyle bir şey olsa biz kendimizi ev sahibi olarak bütün misafirlerimize karşı sorumlu hissederiz. Bu nezaketsizlik sadece o hanım bakanın kişisel bir nezaketsizliği olarak görünmedi, onu hissettim. Ve oradaki Türklere, oradaki sivil toplum kuruluşundan Türklere, bizim oradaki misyonumuzdan arkadaşlara sordum. Bu kadının bir derdi mi var Türkiye ile, bir sıkıntısı mı var, niye böyle yaptı falan diye. Dedi ki orada, dediler ki, efendim Hollanda bürokrasisinde daha önce Hollanda'ya gelmiş, Hollanda'da çifte vatandaşlık almış, çok sayıda FETÖ'cü var. Evet. Bunlar çifte vatandaşlık aldıktan sonra Hollanda bürokrasisine de sızdılar ve hatta bazılarını bayağı ciddi danışmanlık görevlerine falan geldiler. Bu kadının da müşavirlerinin, danışmanlarından biri budur. Aynı zamanda Rotterdam'da da bunların uzantıları var ve bürokrasi, oradaki okullar vesaire üzerinden ve Türk 15 Temmuz'dan sonra da çok ciddi bir Türkiye aleyhtar kampanyada bunlar rol oynuyorlar ve Hollanda makamlarını da bu konuda dolduruyorlar. Bunun danışmanlarının da bunda etkisi vardır dediler. Bunun üzerine ben o gün Rotterdam'a döndüğüm zaman orada bir basın toplantısı yaptım ve orada tane tane bunu aynen şu söylediklerimi söyledim ve dedim ki Hollanda makamlarını uyarıyoruz. Bakın bunlar Hollanda ile Türkiye arasında ciddi sorunlara yol açabilecek bir takım dezenformasyonlara canak tutuyorlar. Siz bunları Hollanda bürokrasisinin adamı zannedebilirsiniz. Bunlar emirleri Pensilvanya'dan alırlar. Dikkatli olun. Evet. Şimdi bu Rotterdam olaylarından sonra bazı arkadaşlar bu benim 6 ay önce yaptığım açıklamayı şöyle verdiler. Türkiye'de de orada da.
Efendim ben Rotterdam'daki olayları FETÖ'cülere bağlamışım. Ben onu Rotterdam'daki olaylardan sonra yapmadım ki. 6 ay öncesinden uyardık onları. Kaldı ki daha sonra da ortaya çıktı. Rotterdam Belediye Meclisi, şimdi orada Rotterdam'daki olaylarda birinci derecede sorumluluğu olanlardan biri de Rotterdam Belediye Başkanı. Belediye Meclisi'nde de Rotterdam'daki FETÖ'cülerin temsilcilerinden biri belediye meclisinde üye. Nitekim daha sonra benim bu açıklamalar tekrar gündeme gelince çıktı. Fotoğrafları var, ortak yemek yerken Türkiye'ye getirip burada bilmem ne toplantısında konuşturduklarına dair fotoğraflar falan var. Bunları aslında bilirler. Hollanda makamları da bilirler ama bunları işte her zamanki gibi şimdilik işlerine yarayacak kullanışlı bir enstrüman gibi görüyorlar. Yanılıyorlar. Bu enstrüman şimdilik kısa vadeli işlerini görmüş olabilir ama uzun vadede onlara çok zarar olacak. O demin dediğiniz asıl talimatı danışmanı olduğu bakandan değil, Pensilvanya'dan alıyor. Bakın şimdi mesela hangi diplomatik kurala girer? Alman istihbarat servisinin başındaki adam kalkıyor. Hmm. Efendim bunlar 15 Temmuz'da bunların pek rolü olduğunu zannediyor. Sen bir defa dünyanın her yerinde bu istihbarat örgütlerinin başındaki adamlar böyle ortaya çıkıp ulu orta konuşmazlar. Hatta fotoğrafları bile yayınlanmaz. Yani Alman gizli istihbaratının tarihine bakın. Böyle bir bu adamı da yeni gördük daha. Bu adamı yeni gördük. Şimdi bu kadar pervasızca ortaya çıkıp bunlar bir şeyler yapıyorlarsa o zaman bu gerilimin Türkiye tarafından çıkarıldığını düşünmek haksızlık olur. Peki. Şimdi anayasa paketiyle ilgili yani bu 18 maddelik paketle ilgili birkaç sorum olacak. Birincisi eleştirilerin odaklandığı nokta aslında şurada. Dışarıda Batı basınında da Erdoğan'ın yetkilerini artırma düzenlemesi olarak bu hep sunuldu. Anayasa meclis evet. aşamasındayken bu iş. Burada da yani bir kişiye bu kadar yetki verilir mi? İşte Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadeleriyle bir kişiyi kandırdı mı bütün devleti ele geçiriyorsun. Bir gecede bütün devleti dizayn ediyor bir kişi. Nasıl böyle, dizayn ediyor? Böyle diyor şey. Yani işin toplamı şeye geliyor. Yani bir kişiye bu kadar yetki verilir mi meselesine geliyor. Şimdi bir kişiye bu kadar yetkiyi kim veriyor? Bir defa önce ondan başlayalım. Yani yetki veriliyor mu verilmiyor mu ayrı da bir defa yetkilendirme kimden oluyor? Halk veriyor. Şimdi yapılan düzenlemenin özü yasama, yürütme ve yargının her birinin sorumluluk alanlarının, yetki ve sorumluluklarının yeniden ve düzgün bir şekilde tanımlanması. Yasama kimin görevi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevi. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi yasamayla ilgili işlere bakacak. Hı. Yürütme yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Hangi Cumhurbaşkanı'na? Milletin en az %51'i tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na. En az %51. Yargı ayrı, o da zaten tarafsız, bağımsız olacak. Ve farklı farklı zümrelere dönük farklı yargı sistemleri olmayacak. Yani askeri yargı ayrı, sivil yargı ayrı. Ayrı parçalanmış olmayacak. Bir yargı olmayacak. Öyle olmayacak. Yargı kendi içinde bir bütün halinde ayrı olacak. Yargı bağımsızlığıyla, tarafsızlığıyla ayrı. Yürütme ayrı. Yasama ayrı. Şimdi bugün mevcut uygulamada yürütme yetkisi kimde? Başbakan. Başbakan ve onun aslında Cumhurbaşkanı istediği, çünkü bizim mevcut orada kanuna göre de, mevcut anayasaya göre de Cumhurbaşkanı gerek duyduğu her durumda Bakanlar Kurulu'na başkanlık eder. Yani Cumhurbaşkanı isterse bütün Bakanlar Kurulu'nu kendi başkanlığında toplayabilir. Bütün Bakanlar Kurulu toplantılarına başkanlık edebilir. Bugünkü anayasada da bu var. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki bu yetki ve sorumluluk ayrışması bu yeni düzenlemeyle Cumhurbaşkanı da toplanıyor. Cumhurbaşkanı yetkili ve sorumlu. Şimdi mevcut şeyde Cumhurbaşkanı'nın yetkileri de var ama sorumluluğu hiç yok.
mevcut düzenlemede. Dolayısıyla bu yeni düzenleme sadece başbakanda var olan yetkilerin Cumhurbaşkanı'nın kuracağı hükümet üzerinden Cumhurbaşkanı'na devredilmesi anlamına taşıyor. Yani yürütme kendi içinde bir birliğe kavuşturuluyor. Evet. Çok başlılığı önleyen. Ha şimdi geriye doğru bakılıp, yani en azından şu 15 yıllık uygulamaya bakılıp, canım ne var böyle işte Cumhurbaşkanı ile Başbakan da pekala yürüyor. Yürümeyebilirdi. Geçmişte bunun çok acı örneklerini hep beraber gördük. Hatta 7 Haziran'dan sonra da işte benzer şeyleri görmedik mi? Demek ki bizim 5 yılda bir yapılacak seçimlerle yasamayı ve yürütmeyi ayrı ayrı seçip sorumluluk alanlarını tarif edip 5 yıl boyunca ülkenin yönetimini istikrar içinde bu iki kuruma emanet etmek. Yasamayı Büyük Millet Meclisi yapacak, yasaları Büyük Millet Meclisi çıkaracak. O çıkarılan yasalar, çizilen yasal çerçeve doğrultusunda da Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında kurulmuş olan hükümet ülkeyi yönetecek. Evet. Bir yasama, yürütme, yargı, bunların alanlarını belirleyen, yeniden tanzim eden bir düzenleme tabirini kullanıyoruz. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı istediğini yapıyor. Neyle yapacak Cumhurbaşkanı istediğini? Yani bir gecede şöyle yapacak, bir gecede. Cumhurbaşkanı'nın elinde yasa çıkarma yetkisi yok. Yasa çıkarma yetkisi mecliste. Cumhurbaşkanı meclise yasa teklifi verebilir mi? Hayır, vermeyecek, veremeyecek. Bakanlar Kurulu şimdi var, tasarı veriyoruz mesela meclise. Bakanlar Kurulu'ndan giden yasa tekliflerine tasarı veriyoruz. Çıkıyor zaten. Yok, o yok. Yasayı sadece meclis yapacak. O yasalar doğrultusunda da Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetecek. Efendim Cumhurbaşkanı'nın kararname yetkisi var. Kararname dediğimiz şey yasalarla düzenlenmemiş olan. Yasalarla düzenlenmemiş olan gündelik uygulamalarla ilgili bugün Bakanlar Kurulu kararı olarak yaptığımız işlerin adı. Yani bugün de her Bakanlar Kurulu'nda biz onlarca Bakanlar Kurulu kararını imzalar. Bunlar günlük, rutin, yasa konusu olmayacak pratik işlerdir. Evet. Bunlarla ilgili düzenlemede yeni yapılan anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olarak yapılacak. Ayrıca orada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, kararnameleriyle yasalar, kanun, Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan kanunlar arasında bir çatışma olmasın diye eğer bir konuda bir yasa varsa, Büyük Millet Meclisi bir kanun çıkarmışsa, Cumhurbaşkanı zaten o konuda kararname çıkarma yetkisi yok. Kanun varsa kararname yetkisi yok. Evet. Diyelim ki Cumhurbaşkanı içimize sinmeyen veya meclisin işine sinmeyen bir kararname yayınladı. Yani bugün Bakanlar Kurulu kararı gibi. Bugün de olabilir. Biz bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarırız. Meclis bunu beğenmezse pekala bir yasayla onu etkisiz hale getirebilir. Dolayısıyla bunların iyi ayrılmış olması istikrarın da garantisidir. Meclis işine bakacak, yürütme işine bakacak. Bunlar birbirini dengeleyecek. Efendim Cumhurbaşkanı aklına eserse meclisi feshedebilir. Hayır. Öyle fesih filan. Cumhurbaşkanı veya meclis erken seçim kararı alabilir. Cumhurbaşkanı da erken seçim kararı alabilir. Meclis de erken seçim kararı alabilir. Diyelim ki Cumhurbaşkanı erken seçim kararı aldı. Bu karar sadece meclisteki seçimlerin, meclis seçimlerinin yenilenmesi anlamına gelmiyor. Eğer Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alırsa kendisi de seçime gidecek. Tamam. Karşılıklı. İşte hani fren mekanizması yok. İşte fren. Bir şey sorsam, yani hani demokratik standartlara vurduğumuzda bu işi. Evet. Burada da hani denge, denetleme, hesap verilebilirlik gibi kavramlar devreye giriyor. Şimdiki sistemle sizin arzu ettiğiniz sistem hangisi daha demokratik bir model? Şimdi en azından şunu söyleyeyim. Mesela bugünkü sistemde meclis hükümeti, diyelim ki bugünkü şeyle bakarsak, ne kadar denetleyebiliyorsa o zaman da o kadar denetleyebilir. Bugün öyle bir şey yok tabii yani. Yok. Bakanlar Kurulu'ndan giden yasa teklifleri meclisten geçiyor. Çoğunlukla sizde olduğu için. Evet. Evet. Dolayısıyla yani o daha demokratikti. Bu şimdiki durum daha demokratik ama yeni düzen daha az demokratik denilecek bir mukayese zemini yok.
Şey konusunda peki, yargı konusunda, yargı bağımsızlığı şimdi bu HSYK'da... Mesela orada da HSYK'ya atanacak üyeler konusunda. Cumhurbaşkanı bugün kaç üye atıyorsa, bugünkü düzenleme, o yine aynı şekilde devam ediyor. HSYK'nın adı değişiyor. Yüksek Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu değil de işte Hakimler Savcılar Mesela Kurulu. Şöyle bir tablo diyelim. Yani Cumhurbaşkanı sizin partinizden. Meclis çoğunluğu da sizin partinizden. Evet. Bu bir parti devleti... Bugün aynı, bugün yok mu aynı şey? Bugün de Cumhurbaşkanı bizim partimizden. Evet. Yani azından bizim partimizin kurucusu. Hı-hı. Başbakan da bizim partimizin genel başkanı. Mecliste de çoğunluğumuz var. Yani hani parlamenter düzende... Ama şu anda partili değil. Şimdi kim partili yasa, değil? Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi Allah aşkına, hani şimdiki Cumhurbaşkanımız üzerinden onun AK Parti'nin kurucu genel başkanı olduğunu falan hepimiz biliyoruz. Süleyman Demirel ne kadar partisiz bir cumhurbaşkanıydı. Yani bu partililik partisi, bakın partili olmak ayrı bir şey, partizan olmak ayrı bir şey. Partizanlık ayrı bir şey. Süleyman Demirel, efendim Adalet Partisi genel başkanı, efendim Doğru Yol Partisi genel başkanı. Sadece cumhurbaşkanı seçiliyor. Yani bir gecede artık tamamen bütün parti şeylerinden sıyrılmış mı oluyor? Zihniyetinden. Tamam, yani üyelik filan hikayesi ayrı. Ama bir anda pürüpak bir apolitik bir kişilik mi oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Yani hani hayatın normal akışı dediğimiz bir şey var. Şimdi partililik meselesini biraz partizanlıkla karıştırdığımız için bunu böyle konuşuyoruz. Şimdi şu anda yürütme yetkisi kimde? Veya bütün Cumhuriyet tarihi boyunca yürütme yetkisi en birinci derecede hani göz önünde olan hükümet, başbakan. Başbakan ve bakanlar. Bakanlar partili mi? Partili. Başbakan partili mi? Partili. Ne oluyor? Yani başbakandan niye sen partinden istifa et, ancak o zaman başbakanlık yapabilirsin dedik mi bugüne kadar? Aynı şey. Yürütmenin başı başbakan, partili başbakan. Yürütmenin başı cumhurbaşkanı, partili cumhurbaşkanı. Yani şu anda yapılan düzenlemeyle aradan başbakanlık kurumu çıkartılıyor ve başbakanın yürütmeyle ilgili bütün yetki ve sorumlulukları cumhurbaşkanına. Hangi cumhurbaşkanına? Başbakan gibi meclis içi kombinasyonlarla mümkündü bu, biliyorsunuz. Yani bakın, ben şimdi size gençler hatırlamadığı bazı başbakan isimlerini söyleyeyim. Bunlar hangi milli iradeyi temsil ediyorlardı? Nihat Erim, Ferit Melen, Naim Talu, Bülent Ulusu. Bülent Ulusu. Yani bunlar hangi milli iradeyle? Yalım Erez olacaktı. Yalım Erez. Bir de güven oyu alamayan bir şey daha vardı. Adını ben bile hatırlamıyorum. Başbakan vardı. Ben de bilmiyorum. 3 ay filan meclisten de güven oyu olmadığı halde başbakan diye gezdi etrafta. Şimdi yani meclis içindeki bir takım ayak oyunlarıyla milli iradeyi tamamen hiçe sayan düzenlemelere imkan veren bu düzen mi daha şey? Yoksa milletin en az %51'inin sen hükümeti kur diye seçtiği cumhurbaşkanı mı? Evet. Hangisi daha demokratik? Bu çift başlılık ve koalisyonlar herhalde sizin çok üzerinde durduğunuz, Türkiye'yi kaybettiren krizlerle biz bunu geçmişte karşı karşıya bırakan. Şimdi Türkiye çok genç bir nüfus. Gençler bilmez diye biz geçmişteki bu koalisyon vesaire tartışmalarının Türkiye'ye neler kaybettirdiğini anlatırken zorlanıyorduk. Çünkü 15 yıldır bir AK Parti iktidarı var ve gençler hep böyleydi zannedebilirler idi. Fakat 7 Haziran seçimlerinden sonra kısa bir sürede olsa 1 Kasım'a kadar, 7 Haziran'la 1 Kasım arasında, şimdi gençler de koalisyon ne demek, meclis işi, koalisyon müzakereleri, çekişmeleri, istikrarsızlıkları ne anlama geliyor? Artık onu hepimiz işte gördük. Daha şurada geçen sene yaşadığımız bir tecrübe olarak hatırlıyoruz. Evet. Şimdi yargı dedik. Yargı HSYK 7'sini meclis atacak mesela. Evet. 4'ünü Cumhurbaşkanı atacak. Adalet Bakanı ve Müsteşarı ama onlar olacak. Şey burada olacak. Yargının politize olması riski. Şimdi geçmişte ne kadarsa bu düzende ondan daha az. Hı hı. Çünkü bir defa... Daha önce yargı kendi içinde hakimler, savcılar kendi aralarında seçiyor. Ama nasıl seçiyorlardı? Orada da çeşitli
hizipler, fraksiyonlar. Üstelik öyle bir seçim tarzı da kurulmuş ki yani bir küçük fraksiyon ya yargı içerisinde bir kümelenme, bir gruplaşma eğer kendi içinde çok sağlam bir örgütlenmeyle işe vaziyet ettiği zaman bütün üyelerini kendisi seçebiliyordu. Çünkü birebir seçme 2010'dan sonra onu gördük. Gördük. Yani 4-5 sene. Yani 15 Temmuz'dan sonra yargıdaki temizlik zarureti neyin sonucuydu? İşte bu tür yapılanmaların sonucuydu. Evet. Dolayısıyla yani siyasetin burada devrede olması antidemokratik değil diyorsunuz. Siyaset değil, değil. Burada milli irade. Hmm. Milli iradeyi kim seçiyor? Seçilmiş meclis ve seçilmiş cumhurbaşkanı. Şimdi biz Türkiye'de biraz da siyasete biraz değil çok haksızlık ediyoruz. Yani siyaset sanki çok kötü bir şey. Çok kötü. Siyasetçiler doğru karar veremez. Kim doğru karar verebilir? İşte diyelim yargı bürokrasisi kendi içinde doğru karar verebilir. Yargı bürokrasisi siyasetten aridir. Öyle bir algı uyandırılmaya çalışıyor. Hayır. Yargıdaki dernekleşmelerde baktığınız zaman bile bu angajmanları, siyasal angajmanları görebiliyorsunuz. Siyaset kötü bir şey değildir. Millete dayalı olarak yapılıyorsa iyi bir şeydir. Milli iradeyi ne kadar yansıtıyorsa siyaset o kadar doğru karar verme şansına sahiptir. Meclis milli iradeyi yansıtıyorsa, Cumhurbaşkanlığı milli iradeyi yansıtıyorsa nasıl yansıtacak, bunu nasıl ölçeceğiz? İşte seçimler bunun elimizdeki alet bu. Meclisi millet seçecek, milli irade meclise yansıyacak. Onun için oraya yazıyoruz. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir falan diye. Dolayısıyla meclisin bir defa gerçekten milleti temsil ettiğini içimize sindirmemiz gerekiyor. Yani meclis bir şeye karar veriyorsa bu milli iradenin kararıdır. Meclis çoğunluğu benden yanaysa milli iradedir. Benden yana değilse bu ayak takımın iradesidir diyebilir misiniz? Bunu demeye çalışıyorlar aslında. Siyaset bu işe karışmasın, siyaset bu işe bulaşmasın. Siyaset ayaklarımın altındadır falan gibi lafları var. Yani onun için siyaset asil bir iştir. Halka hizmet için yapılır. Bunun için de yetki halktan alınır. Meclise yansır. Meclis yaptığı zaman halkın iradesini yansıtmış olur. Cumhurbaşkanı da halk seçiyorsa o zaman o da yine aynı şekilde milli iradenin tecessümü anlamına gelir. Evet. Bir virgül koyup bir ara verelim müsaade ederseniz. Evet. Dönüşte yine bu konuda referandumla ilgili birkaç sorum daha olacak size. Ara veriyoruz efendim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, tekrar birlikteyiz. Eskişehir'de Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı İskele Sancağ'ın konuğu. Şimdi Sayın Bakan, bu vesayet konusu çok böyle ne olduğunu biliyoruz aslında da millet böyle vesayet nedir ne değildir çok herkes ne kadar biliyor ya da ilgileniyor bilmiyorum. Hala bitmedi mi bu vesayet meselesi ki bu paket anayasa işi geçerse vesayet bitecek diyorsunuz? Şimdi bakın bunu çok kullanılan hani bürokratik vesayet kavramı üzerinden belki daha rahat izah edebiliriz. Şimdi bürokrasi dünyanın her yerinde var. Olmak zorunda da zaten. Bürokrasi dediğimiz mekanizma işlerin yürümesi için kaçınılmaz bir zorunluluk. Ama onun hangi kurallara göre hangi müeyyidelerle karşılaşacağını bilerek iş yapacağını da net olması lazım. Yani bürokrat işini düzgün yaparsa ne olur, yapmazsa ne olur? Sınırları nedir? Evet. Özellikle demokrasilerde seçilen, yani milli iradeyi temsil ettiği varsayılan aktörlerle, siyasetçilerle atanmış olan bürokratlar arasındaki ilişkiler hangi kurallara göre yürüyecek? Evet. Bunun iyi tanımlanması lazım. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren, kuruluşundaki aktörlerin etkinliği bakımından netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Osmanlı paşalarıdır. Hı hı. Yani askeri bürokrasiden gelen
kurucular Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşlardı. Ve bu gerek tek parti döneminde gerek daha sonra Demokrat Parti döneminde biraz örselenmiş olsa da biraz sarsılmış olsa da 27 Mayıs'ta tekrar güçlendirilerek, tekrar restore edilerek bu bürokratik hakimiyet ve bürokratik üstünlük siyasetçileri de içselleştireceği biçimde kurumsallaşmış. Türkiye'de kurumsallaşmıştır. Türk siyasetçilerin de içselleştireceği biçimde derken neyi kastediyorum? Bakın bir iki örnek söyleyeyim. Bir tanesi. Yakın zamanlarda yine başkaları da söylediler aynı formülasyonu. Ben hiç unutmuyorum. 1970'lerde böyle bir yine bir hükümet buhranı filan sırasında Ecevit'in bir açıklama şeyi. Diyor ki biz sayısal üstünlüğümüz yok ama siyasal üstünlüğümüz var. Şimdi Baykal da çok kullanırdı. Ha. Bu ne demektir? Yani millet bize bu yetkiyi vermedi ama bizim siyasal dediği o aslında kültürel. Yani devletin kuruluşundaki o bürokratik kodlardan kaynaklandığı varsayılan bir üstünlük vehmi. Vehim de değil. Bu basbaya siyasetçilere de dediğim gibi zaman zaman hakim olan bir psikolojidir. Bunun bir defa demokrasilerde mutlaka ortadan kaldırılması gerekir. Bürokrat milletin hizmetindedir. Siyasetçi milletin hizmetindedir. Ama millet, bürokrat da siyasetçiye tabidir. Millet siyasetçiye ülkeyi yönetme yetkisini verir. Siyaset bunu bürokrasiye hakim olarak gösterir. Hayata geçirir. Ama bizde hep seçilmişler atanmışların ne diyeceğine bakarak, askerin ne diyeceğine bakarak, askeri bürokrasinin ne diyeceğine bakarak, mali bürokrasinin ne diyeceğine bakarak, dışişleri bürokrasisinin ne diyeceğine bakarak, Türk dış politikasını diyelim, bürokrasi tanımlar, savunma konseptlerimizi diğer bürokrasi, askeri bürokrasi tanımlar. Yani memur hakimiyeti, bürokrat hakimiyeti. Yasalarımız da ona göre düzenlenmiştir, kurumlarımız da ona göre düzenlenmiştir. Şimdi Demokrat Parti döneminde bu büyük ölçüde halk hakimiyeti, milli hakimiyet biraz daha öne çıkmış. Ete kemiğe bürünmeye başlayınca 27 Mayıs'ta bürokrasi, asker bürokrasisi duruma el koydu ve tekrar dengeleri bürokratlar lehine, bürokratik vesayet lehine yeniden düzenledi. Şimdi 61 anayasasına baktığınız zaman bunu çok açık görürsünüz. Yani seçilmişlerin anayasa, 61 anayasası, 82 de öyledir. Siyasetin ne yapacağını değil, neleri yapamayacağını, sınırlarını tanımlamak üzere yapılmış anayasalardır. Şunu yapabilir ama şunları. Yolsu elektrik getirsin ama devlet politikalarına evet, karışmasın. Orada bile işte bunu diyelim ki yolsu elektrik gibi çok nötr siyaset dışı görülen konularda bile alacağı kararları mutlaka bürokrasinin süzgecinden, teftişinden ve onayından geçirme zorunluluğu getirmiştir. Bir takım kurumlar üzerinden bunları mutlaka oralara yerleştirmiştir. Ve o yüzden siyaset hep bürokrasiyle iyi geçinerek filan işlerini yürütmek zorunda kalmıştır. Bürokrasi bunun tadını sonuna kadar çıkarmıştır. Evet. Şimdi ne olacak? Şimdi milletin seçtiği siyaset karar verecek, bürokrasi de onu uygulayacak. Bütün demokrasilerde de böyledir. İngiltere'de de böyledir, Almanya'da da böyledir. Bakın Almanya'da o kadar böyle ki, kendi tarihinde fotoğraf çektirmeyen istihbarat şefi bile kendi siyasetinin işareti doğrultusunda çıkıp açıklama yapıyor. Doğru ya da yanlış ama bürokratın... Öyle olduğunu siz... Yani, bürokratın kimin... Konuşturuldu diyorsunuz yani. Tabii. Dolayısıyla niye siyaset yani seçilmiş nereden alıyor bu yetkiyi? Bir defa milletten alıyor. İkincisi niye öyle olsun? Çünkü o hesap verecek. Yapılan ve yapılmayan işlerin hesabını o verecek. Bürokrat hesap vermez. Yani netice itibariyle bürokrat kendi amiri memuru arasında cereyan eden bir taltif teziye mekanizmasıyla işlerini yürütür. Ama siyaset halka hesap verir. O yüzden dünyanın başka yerlerinde de Türkiye'de de hani siyaset yerelden başlar denirken evet,
yerel, niye yerelden başlar? Çünkü en fazla halk denetiminde olan, vatandaşın denetiminde olan siyaset kurumu yerel yönetimlerdir. Birebir gündelik hayatında karşı karşıya belediye başkanı iyi hizmet ederse tekrar seçilir. En küçük bir yanlışı, olumsuz davranışı, hizmet aksaklığı olduğu zaman da ilk seçimde vatandaş cezasını verir. O yüzden siyaset iyi yaptığı zaman karşılığını görmeli, iyi yapmadığı zaman da karşılığını görmeli. Bunun yolu da işte seçimlerdir. Evet. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan, bize vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum kampanya sürecinde de. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Size de iyi, kolay gelsin. Efendim, İskele Sancak'ta bu hafta Eskişehir'deydik. Kültür ve Turizm Bakanı Profesör Doktor Nabi Avcı konuğumuz oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Kanaat oluşturma hakkı elbette sizlere ait. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya tekrar görüşmek ümidiyle. İyi geceler, hoşça kalın.